billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Bu hafta içi ilginç bir gelişme yaşandı malumunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'deki başörtüsü sorunu, yani başörtüsü sorun mu derseniz hakikaten sorun yani. Müslümanlar açısından da sorun. Yani başın örtülüp, başın bile ne kadar örtüldüğü artık tartışmalı bir hale geldi. Bunu inşallah biraz kısaca değerlendireyim. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu itibarıyla biliyorsunuz devletin partisidir. Mustafa Kemal kurmuştur. 1946'lı 50'li yıllara gelinceye kadar tek parti olarak kalmıştır. Jacobendir, baskıcıdır, diktatördür, faşist algılara sahiptir. Allah'ın diniyle her yönden sorumludur. Allah'ın dinine karşı, Kitab-ı Kerim'e karşı açıktan düşmanlık yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'i yıllarca ne hale getirdikleri, Kur'an okuyanlara nasıl zulüm ettikleri, İslam'ın ilkelerini yaşamak isteyenlere karşı ne tür zorbalıklar yapıldı, hepsi şahitleriyle birlikte birçokları tarafından malumdur. Şimdi tabii dünya değişiyor. Yani küreselleşen, liberalleşen bir dünyada baskıyla, zorbalıkla, tahkirle insanları bir yerde tutmanız mümkün değil. Yani bu sonuçta bir aşamadan sonra patlamaya sebebiyet veriyor. Türkiye'de sistemin akıl hocalığını liberaller yapıyor. Yani baskıcı, monarşik, Jacoben algıya sahip olanlar tahammülsüz ve diktatör eğilimli oldukları için İslam'a ve Müslümanlara karşı tahammülsüzlükleri had safhada. Fakat liberaller çözülerek değişim ve dönüşümünden yana olmayı yeğlediler. Mesela dediler ki, ya niye başörtüsünü üniversitelerde yasaklıyorsunuz? Yasaklamayın. Herkes dilediği gibi, yani başını açan da girsin, örten de girsin. Yani o başörtüsünün bilinci kopartılsın ve toplum onu kendiliğinden terk etsin ya da içi boşaltılsın. İşte İran'da uygulanıyor, görüyorsunuz, bir aksesuar. Yani şu an bu coğrafyada da istisnaların dışında maalesef bir aksesuar olarak, bir moda unsuru olarak maalesef kullanılmaktadır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin baskıcı istibdat çizgisinden işte biraz daha böyle halkla, Müslümanlarla barışır bir tutum içerisine giriyor olması fırtına öncesi bir sessizliğin işareti olabilir mi? İşte partilere üye yapılacağı vakitte başı örtülü kadınların rozetler takılarak CHP'ye üye yapılması vesaire. Şimdi bakıyorsunuz, yani böyle bir karma dinin bir tezahürü. Şimdi Türkiye'de devlet dinin üzerinde otorite görüyor kendisini. Yani bir devletin dini var, bir de Allah'ın dini var. Devlet kendi oluşturduğu dinine Allah'ın dininden parçalar katıyor. Ama asıl olan, belirleyici olan devletin dini. Dolayısıyla Allah'ın dini ile devletin dininin arasındaki bu çatışma, bu ayrışım bütün varlığıyla kendisini belli ediyor görmek isteyenler tarafından. Hatta şunu söylemek de mümkün. Devletin, dinin devletinden
devletin dinine geçiş süreci aslında saltanat zümreleriyle başlamıştır. Ama laik seküler sistemlerle ulus devlet modellerine geçilmesiyle birlikte İslam'ın ahkamla alakalı olan boyutu tamamen hayatın dışına atılmıştır adeta. Ve şu anda Kur'an'a, ahirete, Allah'a iman eden Müslümanlar bile küfrün tasallutu altında hayatlarını sürdürmektedirler. Büyük oranda da zillet içerisinde. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başörtüsünü kanun maddesiyle çözüme kavuşturmak istiyor. Bakın çok ilginçtir. AK Parti iktidara gelirken 2002'de 20 yıl oldu. Yani Cumhuriyet kurulalı 100 yıl oldu. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 20 yıllık süreci AK Parti'de, yani 1/5 ülkenin tarihinin 1/5 alanında yönetim erkini elinde bulundurdular. Geldikleri ve toplumu getirdikleri, Müslümanları getirdikleri süreç ortada, CHP'den daha berbat bir hale getirdiler. Yani Kemalizmi, laikliği, demokrasiyi, liberalizmi, bütün küfrü, ideolojileri toplum nezdinde hep meşrulaştırdılar. Sistemi meşrulaştırdılar. Muhafazakar, demokrat bir, laik bir kitle oluşturdular. Kemalistlerin 80-90 yıldır yapamadıklarını bu muhafazakar geçinen, sözde abdesti olduğu düşünülenler, sözde namaz kıldığı iddia edilenler maalesef kutsal devlet anlayışını, devleti tanrılaştırılan bir boyutta buraya kadar geldiler. Ve Türkiye'de İslami bir muhalefet tabiri caizse tamamen köküne tırpan vuruldu. Ne yaptılar? Yani bir başörtüsü düşünebiliyor musunuz? Bugün bir Batı ülkesinde, o 28 Şubat sürecindeki postmodern darbe döneminde Türkiye'de birçok üniversitelerden kızlar, Müslümanlar çocuklarını Almanya'ya, Avusturya'ya, Kanada'ya ve birçok Avrupa ülkesine gönderdiler. Yani orada başörtüsüyle okuması için. Yani sözde halkı Müslüman bir coğrafya, kafirlerin hükümran olduğu, kitlesinin olduğu, tamamının neredeyse ehli küfür olduğu beldelerde başörtüsü özgürlüğü için gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi tabii bu CHP'nin içerisinde dinozorlar var. Fosilleşmiş dinozorlar var. Aslında Türkiye'de bunu göremiyor Müslümanlar. Statüko el değiştirmiştir. Baskıcı, dinozorlaşmış Kemalistlerle bu işi götüremeyeceğini anlayan küreselciler, muhafazakar, toplumun dokusuyla uyuşabilecek, kontrollü bir alanda yürütebilecek ekibi iş başına getirdiler. Allahu alem, 90'lı yıllardaki İslami duruş, tavır, muhalefet, izzetli bir duruş, sisteme karşı bakış açısı bugün istisnaların dışında kaybolup gitmiştir. Ve bugün nice kendisine cemaat, İslami yapı diyen kurumlar, yapılar sisteme eklemlenmiştir, entegre olmuşlardır. Bugünkü laik seküler kemalist sistemin adeta payandaları olmuşlardır. Çok istisnanın istisnası vardır. Maalesef işler acısı bir durum yaşanıyor her alanda. Şimdi başörtüsü anayasal bir madde içerisinde bireyin bir hakkı, anayasal bir hakkı olarak hala işlenmedi. Kanun hükmünde kararnameler, yarın iktidar değiştiğinde ya işte mesela falanca bir üniversitenin rektörü ben buraya öğrenciyi başörtüsünü sokmam diyebiliyor. Bir hala bir askeri kademedeki bir komutan bir birliğe ben sokmuyorum diyebiliyor. Yani kuşa çevirdiler ki kişilerin elindeki duruma göre değişiyor. Ha, şu anda bir akış var. Nedir? Batılılaşma.
yani Batı'nın normlarına yaklaşmaya çalışır. Yani bu İslami bir hak falan değil. Bir de bazen duyuyorum işte başörtüsü demokratik bir haktır. Sizin demokrasiniz batsın. Ne demokratik haktır? Yani bu müminin hakkıdır. Allah'ın kuluna verdiği bir haktır. Bu hakkı kimse gasp edemez. Bunu kim gasp etmeye çalışırsa gasp olur. Ve biz onlardan da böyle bir hak talebinde falan da bulunmayız. Yani ne olurum bize başörtüsü hakkımızı verin. Siz kimsiniz ki sizden hak talep edeceğiz biz? Malcolm X'in dediği gibi. Adamsan gider alırsın. Ne isteyeceksin? Yani küfürden, zulümden himmet mi bekleyeceksin? Anlayamıyorum ben Müslümanları. Kimden neyi isteyeceksiniz? Böyle bir zillet olabilir mi? Sen bunun mücadelesini verirsin. Ta ki Rabbine sunacak bir mazeretin olacağı ana kadar. Şimdi hafta içi, yani konu uzun ama diğer konuya da zaman ayırayım istiyorum. Hafta içi Kemal Kılıçdaroğlu, hani yaklaşık bir iki yıl önce helalleşmekten bahsettiler ya, bunlar bu iktidardan nemalanmak için, devletin imkanlarını söğüşlemek için, dümenin başında kalabilmek için her türlü dümeni çevirmeye bunlar hazırlar. Bunların satmayacağı hiçbir şey yok. Aklınıza gelen her şeyi bunlar menfaatleri için satarlar. İşte görüyorsunuz. Seçim zamanı Tayyip Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu Kur'an okuma yarışması yapacaklardı neredeyse. Çünkü toplumu nereden sazan gibi tutacaklarını biliyorlar. Bir o Kur'an okuyor, bir o Kur'an okuyor. Cumhuriyet tarihinde Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı, belediye başkanı. Oo, ne güzel. Hele bir iş başına geçelim. Gösteririz size Kur'an okumayı. Şimdi CHP'nin bu atağına karşılık, bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaki işaretleri okuyor olması bayağı manidar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun tevhid ehli olmaya doğru bir adımının başlangıcı olmasını çok isterdik. Adam Allah'ın kitabını tahrif ediyor, anlam olarak istismar ediyor. Seyyid Kutup'un yoldaki işaretleri nedir ki? Öyle bir nükte yapmıştım. Bir gol attı, bir sıfır öne geçti. Başörtüsüyle durumu 2-0 yapmaya çalışıyor. Şimdi yakında Cumhurbaşkanı güzel bir kıraatle, İmam Hatip'le edasıyla bir Kur'an okur, durumu 2-1'e getirir. Ondan sonra başörtüsüyle alakalı bunların yetkileri daha fazla olduğu için onları ofsayta düşür. Gel o zaman dedi, anayasada dedi çözelim. Peki niye bu zamana kadar çözmediniz? Şimdi son atımlık barutlarını atıyorlar. Yani Firavun'un büyücüleri iplerini hareket ettirmek istiyorlar. Bakalım kaç kişiyi aldatacaklar. Ama Musa'larımız asalarını atamadığı için Firavun'un büyücüleri aldatmaya, göz boyamaya, kandırmaya devam ediyorlar. Ve işin garip tarafı, sadece halklar kanmıyor bu işe. Sözde Müslümanlara öncülük yapma iddiası taşıyan kurum ve şahıslar da bu atılan büyülerin, düğümlere maalesef kanıyorlar. Onun için göreceğiz bunu. Yani bu tamamen şu an bir seçim yatırımıdır. Kaldı ki ortada zaten bir baş örtüsü. Yani baş neyi örtüyor? Baş örtüsü neyi örtüyor? Yani hakikaten işte türban, bakın buna bile tahammül edemeyenler var. İzmir tayfasıyla bir röportaj yapmışlar. İzmir deyince aklınıza ne geldi malumdur. İzmir'in dağlarında Kemalist açar biliyorsunuz. Yani adamlar hala o kadar, bazıları o kadar düşman ki, şimdi bunların düşmanlıklarının şiddeti aynı orantıda değil tabii ki. Bazıları çok tahammülsüz. Bazılarının zararı kendine, bazıları da azılı düşman yani. Tahammül yok. Müsaade etmiyor kesinlikle.
Dolayısıyla bu meselede bunu bir seçim yatırımı olarak görmek gerektiği kanaatindeyim. Ama halk ve toplum da buna prim veriyor. Yani nereden avlayacaklarını biliyorlar. Yani bir kuşu kursağındaki 3 avuçluk tanelerdir onu kafese kurban eden, koyunu uçurumdan düşüren bir tutam ottur. Buna maalesef prim veriyorlar. Kaldı ki bugün bir insanın, Müslümanın fıtri bir hakkı olmasına rağmen biz bu hakkı gasp eden gasıpların konjektür ve pragmatizm algısı üzerinden taviz veriyor gibi görünmelerini lütuf olarak algılıyoruz. Yani siz bu binada oturuyorsunuz, gasıplar, eşkıyalar geliyor, sizi tekme tokat oturduğunuz yerden çıkartıyor, bütün mallarınıza, imkanlarınıza el koyuyor. Sonra kapının girişinde size küçük bir kulübe veriyor. Aha burada sokakta kalma, burada kal diyor. Sen teşekkür ediyorsun. Ona bir sürü övgülerde bulunuyorsun. İşte kabullenilmiş çaresizlik dediğimiz algıyı bu toplumu iliklerine kadar yaşatıyorlar. Ama burada iki suçlu vardır. Sadece zalim suçlu değildir. Zulme sessiz kalan, zulme prim veren, zulme tavır almayan herkes zalimden yanadır. Bir insanın mazlum olması kurtuluşu için yeterli değildir. Kur'an-ı Kerim'de mazlumiyet 3 ayrı kalıpta, 3 ayrı algıda anlatılmıştır. Mustazaf, istizaf halinde bırakılan, güçsüz bırakılan, zayıf bırakılan, gücünün tamamını kullanmış, küfürden, zulümden teberri etmiş ama o olumsuzluğu değiştirmeye muktedir olamamış, güç yetirememiş, bunlardır mustazaf olan. Ve Kasas 5'te olduğu gibi Allah Azze ve Celle yeryüzünün varisi olarak müstekbirlere karşı mustazafları istiyor. Onlara vaatte bulunuyor ama mustazaflar bunun farkında değiller. Nur 55'in tecelli etmesi lazım. Küfrün boynunun yere inmesi için, müminlerin izzetinin ayağa kalkması için. Yani günübirlik çıkarımlarla iktidarlara, güç sahiplerine övgüler dizmek, itaatkar bir kul, vatandaş, mürit olmak müminlerin şanına yakışmaz. Yani bizim buralarda o bütünü görmemiz lazım. Israrla söylediğim bir şey var. Sistem sorununu çözmeyen bir zihin ve kalp tevhidle tanışmamıştır. Tevhidle tanışmadığı için çözememiştir. Tevhidle tanışmadığı sürece de onun yapmış olduğu amel, söylem ve eylemler günübirlik vicdan tatminkarlığından öte gitmeyecektir. Bu öyle bir illet ve hastalık olarak ur gibi yayılmıştır ki yıllarını hoca olarak, yazar olarak, kanaat önderi olarak, cemaat olarak vermiş olanların büyük bir çoğunluğu da bu hastalığın pençesinde can çekişmeye devam etmektedirler. Onun için sistem sorununu çözmeyen, anlamayan, teberri etmeyen bir zihnin tevhidle, vahiyle, Allah'la buluşması mümkün değildir. Birbiriyle iç içe bir orantıdır. Süreci takip edeceğiz, konuşacağız.